Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar. Derin Gerçeklere hoş geldiniz kıymetli izleyenler. Program yorumcumuz gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'la birlikte bir cumartesi akşamında daha tekrar huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlıyoruz. Esselamu aleyküm. Evet, propaganda dönemi geride kaldı ve artık vatandaşın tercihini belirleyeceği 24 Haziran tarihi seçimlere saatler kaldı. Propaganda dönemi bitti, liderler son sözlerini söyledi. Milletvekilleri, partililer her türlü çalışmayla seçmene ulaşmaya çalıştılar. Bunda başarılı oldular mı? Bu akşam seçim yasakları da olması hasebiyle sonuçlar üzerine değil de geçmişten seçim sürecine kadar olan süreci anlamaya çalışacağız. Tabii seçim sonuçlarını hani Türkiye, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Van, Maraş, Sinop bekliyor ama vatandaşlar Pentagon'da bekliyor. Kandil'deki teröristler de bekliyor. PKK'da bekliyor. Tel Aviv'de bekliyor. Londra'da bekliyor. Moskova'da bekliyor. Pekin'de bekliyor. Herkesin gözü, kulağı yarınki seçimlerde sonuç ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bu akşam Türkiye'nin demokrasi, bitmeyen demokrasi sancısı üzerine geçmişten günümüze seçimleri masaya yatırmaya çalışacağız. Neler yaşanmıştı geçmişte, neler olmuştu, nereden nereye geldi Türkiye? Ve tabii ki hafta içerisinde aldığımız üzücü bir haber bizleri hakikaten dilhun etti. Türkiye'nin çok önemli alimlerinden. Erken de haberleştik. Dönüşte de hep bir zaman yakalayalım diyorduk ama derler ya Nasrettin Hoca, demişler sen hanım çok güzel. Olamaz demiş, çok gelse bizim eve de uğrardı. O da sürekli hareket halindeydi. Ben de şu seçim geçsin de bari oturup önümüze bakalım istiyorduk. Buluşamadık. Yani onu ahirete yolcu etmek varmış. Fatih Camii'nde uğurladık. Evet. Gitti. Bizden evvel gitti. Benden daha genç yaştı. Bu yaşla ilgisi yok. Allah rahmet eylesin. Kimseyi incitmedi sanıyorum. Herkes de onu incitmemek için özel bir itina gösterirdi. Hani el emin diye tarif edilecek bir kişilik, bir kimlik varsa Abdülhamit'in ona çok yakın bir karakterdi. Allah rahmet eylesin. Amin. Abdülmetin Hoca rahmetli benim İmam Hatip ortaokul dönemlerim. 13-14 yaşlarımdır. Hı hı. Biz oturduğumuz Kağıthane Gültepe semtinden arkadaşlarla, İmam Hatip'ten grup arkadaşlarla akşam yatsı arası sohbetlerine giderdik. Ben yüzünü hiç görmemişim. O kadar çok kalabalık ki. Yani hep dışarı yakın yerde kalıyoruz. Yüzünü görmüyorum. Ya kim bu Abdülmetin Hoca? Devamlı ses. Birçok gencin hakikaten yani bugün de yine ortalama 40 yaş üzerinde olanların ortalamasında 40 yaş ve üzerinde hakikaten emekleri var. Şey çok önemliydi orada tanıtım videosunda, hani onu anlatan videoda, ben memur emeklisiyim, bir tane evim var, bir arabam var, onun da bir ortağı var, komple benim değil, işte bir yazlığım yok. İnanç turizmine girmedim ki helaldir, yapılabilir. Ya bu ayrı bir konu. Bazı prensiplerden bahsediyor. Göndermelerden. Yani haremim de yok diyor mesela. Hani biz burada konuşuyoruz. Şimdi bizim camianın hani bu manada açmazlarından ve paradokslarından biri olarak siz bunu hep kendiniz de gündeme getirip ya yazıyorsunuz. El emin olan bir kişiydi. Yani insanların elinden, dilinden, yaptıklarından emin olduğu bir kişi. Yani o bir veresetül enbiya karakteridir. Cömertti. Benim evimde ondan bir avuç dolusu parfüm var. Her gördüğünde parfüm verirdi. Esans mı, parfüm mü? Yani işte esans. Yani o küçük esanslar mı? Cömertti ve tevazu sahibiydi. Yani bir takım tırnak içinde hocaların kibrinden yanından geçirmiyor. Abdülmetin çocuklar çocuk olan, öyle kendini kasmayan, rahat bir kişiydi. Protokol olmayan. Evet, yani dost, arkadaş yani. Evet. Eminim çocuklarıyla da öyle sarmaş dolaştır. Rahat hareket eden biriydi. Ne konuşurdunuz yani Abdülmetin Hoca'yla? Mesela Türkiye'nin geleceği üzerinden
kaygıları, yani, endişeleri mesela, genel umutları sohbetlerimiz neydi? Sohbetlerimiz olurdu. Zaten çok farklı düşüncelerimiz de yoktu. Bir defa aynı Allah'a, Resul'e ve kitaba iman etmek gibi maksimum bir ortaklığımız vardı. Geri kalanı kıyılu kal. Yani ihtilafları Müslümanların, yani gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için ihtilaf dedikleri konular çok detayda kalan konulardır. Evet. Yoksa aynı nas'a iman ettikten sonra, muhkem nas'a, müteşabihler konusunda da eğer usulüne uygun farklı düşünüyorsak ve birbirimizi mazur görüyorsak, kavga edecek ne var? Değil mi? Eğer taraflardan biri ahlaki bir zaaf içindeyse, sorun orada çıkıyor aslında. Ya da her iki tarafta da ahlaki bir zaaf varsa, onun için bir ihtilaf konusu varsa biz aynı zamanda kendi nefsimize de bakmamız gerekir. Kesinlikle. İyi insan olmak yetmiyor. İyi insan da hata yapar. Kötü insanlar da bazen haklı olabilir. Yani onun için biraz daha kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Abdülmetin Hoca önemli bir isimdi de. Çünkü Allah hakikaten hani seçmen tabanını muhafazakar kesimde ve mukaddesatçı kesimde de ciddi manada karşılığı olan bir isimdi. En son bizim hatırladığımız, mesela konuştuk derin gerçeklerde, 12 saat Belçika'da göz hapsinde tutuldu. Keyfi olarak bekletildi. İşte en son Kudüs'e gitti. Ondan sonra da Umre'ye gitti. Dolaşan birisiydi. Yeni gelmişti. Evet, namaz platformunda yoğun şekilde çalışıyordu. Evet. Diriliş buluşmalarına da katılan birisiydi. Evet, özellikle İHA organizasyonlarıyla, İDEF'in organizasyonlarıyla Türkiye'yi dolaştılar. Hocanın, yani Müslümanım deyip de onun da böyle temel bir ihtilafı olduğu herhangi bir kişiyi hatırlamıyorum. Prensipler üzerinden, değil mi? Yani evet. Farklı düşünebiliriz ama bu bir ihtilaf sorunu değildir. Yani herkes, hatta kesinlikle, İnsan dün düşündüğüyle bugün düşündüğü arasında da farklılık olabilir. Yani onun için Abdülmetin hani adam gibi adam tabiri var ya, öyle birisiydi. Allah rahmet eylesin. Amin. Ardında vefat, yani ben işte, siz de cenazedeydiniz, ben de cenazedeydim. Kolabalığa baktım vardı, evet, yani muhteşem. Biz biraz da düğün yapmayı ve cenaze törenlerini düzgün yapmayı becerebilsek çok iyi olacak. Yani orada cenaze namazı kılarken ben kimin cenaze namazına durduğumu anlayamadım. Evet, 3 cenaze, 3 tane cenaze yani, namazı var. Burada bu vesileyle söyleyeyim. Yani cenaze namazına katılırken kime hakkımızı helal ediyoruz ya da gerçekten ediyor muyuz, bunu bilme hakkımız var. Tabii. Yani mesela niye isim söylenmedi? İşte şu an şu zat-ı muhteremin er kişi niyetini, cenaze namazını kılmayı niye isim söylenmez? Mesela 5 tane de olabilirdi orada cenaze. Allah hepsine rahmet eylesin. Ya işte bir tane, biz düğünü de bilmiyoruz. Ya da öğreneceğiz, hiç bilmiyoruz diye yapıyoruz bir şeyler de. Benim ideal anlamda cenazeler ve düğün konusunda, daha sosyal muaşeret konusunda, onun adabı konusunda daha kat etmemiz gereken mesafeler olduğunu düşünüyorum. İsmail Ağa cemaatine mensuptu. Mahmud Efendi Hazretleri'nin müridanındandı. Evet. Etkili hocalardandı. Ki İsmail Ağa dediğimizde de suikastlerin, katliamların olduğu, hocaları hedef alınan bir oluşum biliyorsunuz. Çok milli duruşu olan. Tabii son zamanlarda bazı tartışmalar oldu. Onun yokluğu mesela dengeleri değiştirir mi? Tabii yani aramızdan bir kişi eksik. Şimdi bir kişi eksiyiz biz. Yani Allah rahmet eylesin, Allah'ın takdiridir. O davete icabet etmeyecek hiç kimse yoktur. Dünya sürgünü bitti ve gitmesi gereken yere gitti. Ama onun varlığının yokluğu elbette hissedilecektir.
hem cemaat içerisinde hem Türkiye genelindeki anlamda, fonksiyon anlamında. Evet, yani. Şimdi bu vesileyle de değerli izleyenlerimize sosyal medya hesaplarını hatırlatalım. Oradan bize soru, görüş ve fikirlerini de iletebilirler kıymetli izleyenler. Son günlerde hani Türkiye'nin o milli ve yerli yürüyüşünü biz konuşurken bir kısım hoca efendilerin böyle cemaatlerde karşılığı olan, toplumda karşılığı olan bir kısım insanların isimleri geçti ve tartışma konusu oldu. İşte mesela Nurettin Yıldız Hoca tartışma konusu oldu. İhsan Şan Hoca tartışma konusu oldu. Bu manada İsmail Ağa cemaati üzerinden de belirli isimler tartışma konusu oldu. Şimdi onlar, mesela saydığım o isimler, açık ve aleni hedef seçildiler. Tabii tabii yani. Ve itibarlarını zedelemek ve itibarlarını alaşağı etmek için resmen operasyona şeytanın maruz kaldılar. Dostları, değil mi? Şeytanın dostları. Şimdi etki katsayısı yüksek hedefleri öncelikle seçecektir. Yani bir Abdülmetin'i hedef seçmek, Abdülmetin Hoca'yı hedef seçmek, ona dayalı birçok kişiyi de etkileyeceğinden, yani şeytanın uyguladığı taktiklerden biridir. Yani mesai devam ediyor diyorsunuz. Fazla mesai. Fazla mesai. Demin siz bir takım ülkeleri saydınız, onlar Türkiye'deki seçimi dikkatlice takip ediyor diye, eksikti. Mesela Kudüs'tekiler de takip tabii, ediyorlar mutlaka. Ve yani. Onlar dua ediyorlar. Evet. Mekke ve Medine'de evet, onlar da takip ediyorlar. Gazze takip ediyor. Filipinler Kahire'de takip evet, ediyor. Moro yani. Müslümanları takip ediyor. Somali tabii Tunus'ta, Libya'da, Mısır'da, Cezayir'de, Myanmar'da, Bosna'da takip ediyor. Daha bunu sayabiliriz. Bizim dostlarımız düşmanlarımızdan çoktur. Eyvallah. Ve bizim dostlarımız Allah dostu olduğu için düşmanlarımızın gücü dostlarımızın gücüyle kıyas edilmez. Tabii bu hatırlatma önemli. Onların atom bombası tabii, var. Biz bizim dost. Kadir mutlak ve bir olan, ol deyince olduran, öl deyince olduran bir Allah'ımız var. Yarınki seçim sonuçları bu manada inşallah, umalım, temennimiz dosta güven, düşmana korku versin. Öyle olacaktır. Sadece seçim sonuçları bizim imtihanımızın şeklini belirleyecek. Yoksa bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murad etmiş olabilir. Seçimin sonuçlarının benim için tek anlamı var, imtihanımın şekli evet. Olacak. Evet tabii. Şimdi biz seçim deyince yönetmenim İsmail Hamer, aman abi gözünü seveyim, seçim yasakları başladı, hatırlatayım tekrar diye de kulağıma söylüyor. Yok endişe etme İsmail'cim, dikkat etmeye çalışacağız. Tabii şimdi 56 milyon seçmen için 180 bin sandık kurulacak. Yurt içinde ve yurt dışında toplam 9 milyon 369 bin 960 seçmen oluşacak bu manada. Bunun 56 milyonu yurt içinde, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak. İstanbul'da 10 milyonun üzerinde seçmen var. Diyarbakır'da bile 1 milyonu geçmiş seçmen sayısı. Hani şöyle baktığımızda oraya gelene kadar da. Şimdi yarın söz milletin, oy milletin, karar da milletin ve sonuçları açısından vebal de milletin, varsa bunun hayır hasenatı da milletin olacak. Doğru mu? Seçmenin olacak. Her zaman bu Allah'ın boyutlarıyla dediği olacak. Eyvallah. Amen. Öbür kadar hayrihi ve şerrihi minallahu teala. Herkes aslında bu imtihandaki kendi amellerinin karşılığı olan bir not alacak. İnsanlar kendi geleceklerini seçiyorlar. Bu dünya ile ilgili de söylemiyorum. Biz ne olursa olsun her seçimimizde ya doğru bir seçim yaparız ya yanlış bir seçim. Doğru seçimler bizi hakka yaklaştırır. Elbette bunun dünyadaki karşılığı da olabilir ya da olmayabilir. Hatta olan karşılığı bazen bize hayır gibi gelirken, şer şer gibi gelirken hayır da olabilir. Biz bilmeyiz, Allah bilir. Ama bunun mutlaka ahirette miskale zerretin hayran yara ve miskale zerretin şerran yara ölçüsünde bir karşılığı olacaktır. Buna göre de biz herkes adımını ona göre atsın. Ona göre atacak. Yani bu manada kullandığımız oyun, tercihimizin de
manevi bir sorumluluğu da olduğunu bilmemiz herkes mi lazım? Kendi geleceği için bir tercihte bulunuyor. Herkes kendi kesinlikle geleceğini. Herkesin de kendine ait doğruları var. Yani ben bunu ahiret ölçüsünde de söylüyorum. Bu dünyada yaptığımız ve yapmamız gerekirken yapmadığımız, söylediğimiz ve söylememiz gerekirken söylemediğimiz her sözden hesaba çekileceğiz. Bakın, oy kullanmamak en kötüsüne razı olmak demektir. Mümin bir kişi önce hakkı tespit etmeye çalışır. Her zaman haktan yana birini bulamayabilirsiniz. Varsayalım Moskova'da oy kullanıyorsunuz, İsrail'de oy kullanıyorsunuz ve mutmain olduğunuz bir aday da yok. Ben bütün dünyada Müslümanların yaşadıkları zamana ve mekana şahitlik ederek önce hakkı tutup kaldırması, eğer öyle bir tercih imkanı yoksa, eğer mümkünse kendisi bir siyasi irade ortaya koyabilir. O da gerçekleşmemişse, çünkü başarılı olmayacaksa, fayda sağlamayacaksa niye girsin? O zaman ötekiler içerisinden maslahata en uygun olanı seçmesi gerekir. Yani Hollanda'da siz Hollandalısınız, oy kullanırken Wilders'a mı vereceksiniz yoksa herkes inandığı gibi yaşayabilir diyen daha insan haklarına saygılı birine mi? Yani erdemli birine mi oy vereceksiniz? Bir tanesi İslam düşmanı, insanlık düşmanı, öteki ise bir bakıma Habeşistan İmparatoru gibi. Tabii tercihin doğal olarak huzur içinde, mutlu ve kim geleceği... size daha fazla imkan tanıyacaksa ona oy verirsiniz. Oy vermemek en kötüsüne razı olmak demektir. Kesinlikle ben herkesin sandığa gidip oyunu kullanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Twitter hesaplarına bakıyorum da bir de mesajlar geliyor. Öncelikle hayırlı olsun, stüdyonuz ne kadar güzel diyor kısım izleyiciler. Evet, biz yeni stüdyoda bu akşam Derin Gerçeklerin ilk yayında yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz dikkatli izleyicilerimize. Murat Bey yazmış. Birçok da bununla alakalı ve farklı yorumlar da var. Tabii onları okumak isterim. İzleyicilerimizden mutlaka bekliyoruz sorularınızı değerli izleyenler. Şimdi üstadım... Zor bir konumdayız biz. Yarın seçim var, seçim yasakları var. Benim aklımda şimdi bir sürü soru var, soramıyorum. Nasıl yapacağız biz bu işi? Reklam arası falan mı versek, ne yapsak? Reklam arasında mı konuşsak? Yani soracaksınız, soru sormak şimdi, bizden, cevabını vermek benim. Şimdi tabii dostlarımızı saydınız, mazlum coğrafyadan. Yani özellikle ezilen sömürülen ülkelerin İsrail haklarından bahsediyor. Hayır. Firavun'un sarayında da dostlarımız vardır. Gazze'den bahsettiniz. Da vardır. Tamam. Amerika'da da vardır. Amenna. Yani Firavun'un sarayında dostlarımız var bizim. Evet. Ama kendi nefsimizde de oturan bir düşmanımız var. Şimdi dost düşman bahsi üzerinden Tel Aviv, Londra, Pentagon nasıl bir sonuç umarlar? Tabii yani kimse yenilecek ata oynamak istemez. Özellikle Kandil ve Pensilvanya konusu bu seçimler açısından bir referandum niteliği de taşıyor. Almanya'da politikalarını yeniden gözden geçirecektir. İngiltere'de, Amerika'da. O neyse, yani bizim lehimize ya da aleyhimize daha şiddet, daha sert ya da daha yumuşak politikalar geliştirebilirler. Ama kesinlikle bu seçimler tüm dünyada çok ciddi anlamda takip edilecek ve bunun yankıları olacak. Yani Türkiye'nin İslam dünyasının bu seçimden çok ciddi anlamda bundan sonraki süreç için etkileneceğini düşünüyorum. Yani İslamofobik grupların da bu gerçekleri önlerine koyup bir daha düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Önceki seçimlerle bu seçimlerin arasındaki fark nedir? En bariz fark. Yani bir defa bu ayrıcı özellik. Yani o tarih konjonktürel açıdan çok farklı bir konumdayız. Bu seçimler bir milat özelliği taşıyor.
Şimdi tek parti dönemi birinci cumhuriyet olarak Altanlar öyle tanımlamışlardı. Tartışması oldu falan da. Geçen Devlet Bahçeli de bunun üçüncü evresi olduğunu cumhuriyetin söyledi. Hadi birinci cumhuriyet, ikinci cumhuriyet Fransızların var öyle biz demeyelim de. Tek parti cumhuriyetin tek parti dönemi var. Çok partili dönemi var ve hemen o çok partili dönemin devamı olan darbeler dönemi var. Evet, işte bu seçim üçüncü evreyi ifade ediyor. Başkanlık sistemiyle artık koalisyonlara yer olmayan yeni Türkiye'nin başlangıç tarihi. Yani bir geçiş süreci yaşandı ama yarınki seçimlerle Türkiye Cumhuriyet tarihi içerisinde yepyeni bir döneme giriyor. Diyorsunuz ama mesela yok canım bu sistem olarak doğru tercih değil. Biz parlamenter sisteme döneceğiz vurgusuyla. Mümkün değil. Bu vurgusuyla, üçüncü havaalanı kapatıp Beştepe'yi boşaltıp bu temelli Karamollaoğlu'nun fantazilerine benziyor da bir takım yani yok o tür şeylerin ben gerçek hayatta karşılığı olacağını zannetmiyorum. Tabii çok partili sisteme geçtiğimiz günden bugüne hakikaten sancılı süreçler yaşadık biz. Doğal olarak seçimlerle birlikte işte Menderes'in asılmasından tutun. Erbakan Hoca'nın yani yargılanmasına, hapis yatmasına kadar siyasilerin darbelerle alaşağı edilmesine birçok badireli günler yaşadık. Geçmişten böyle nostaljik bazı görüntüler var. Onları da izleyelim. Hem bir es vermiş oluruz. Değerli izleyenler için de nostalji olur diyelim. Bir numaralı VTR hazırsa arkadaşlar bakalım bir zaman yani bir zamanlar seçimler nasıl yaşanıyordu Türkiye'de hep beraber izleyelim değerli izleyenler. Güzel mi görünüyor? Çahkül çıkmasın sakın. Külhan Bey gibi oluyormuş da kötü mü? Hay Allah. İçinde ne var bir okuyalım bakalım. Büyüyecek tabii de yalnız. Kontrol ediyorlar galiba hocam. Kendileri kontrol ediyorlar. Peki. Hay 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 hay. Erbakan da kötü öksürüyor. Çok kötü öksürüyor bana. Bu ses uygun mu? Ses geliyor mu? Aynanız yok mu ya? Hasan Celal Güzel rahmetli de yani nasıl nostaljik görüntülerde. Evet yani eskiden TRT'de tabii seçim propagandaları yapılıyordu. Evet. Özel kanallar yoktu. Yani. Olduktan sonra da devam ediyordu ama TRT en geniş izlenen kanaldı tabii. O heyecanlar beklenirdi. Kim ne diyecek falan gibi. Tabii artık şimdi sosyal medyadan da bir canavar var. Değil mi? Şu an mesela sosyal medyada seçim yasakları diye bir şey yok. Herkes evet, alabildiğine. Yani eğer onu yasaklamaya kalkarsanız hepsi yurt dışından adres alabilir ve nickname'lerle fake hesaplarla bir sürü yani başka, propaganda şeyi kullanabilirler. Yani seçim sürecinde Kandil üzerinden Türkiye'nin hatta şu an ciddi isimlerle alakalı bir kısım haberler de ortaya çıktı. İşte yakalandı, deniyor açıklanacak. Ki öldü, açıklandı, yakalandı ya da getiriliyor yani vesaire diye. Birileri işte bu ya seçim yatırımı yapıyorlar. İşte APO'nun getirilmesi gibi
Ecevit dönemindeki gibi. Öyle bir tartışma gibi. Da oldu. İşte Demirtaş'ın kardeşi öldürüldü. Tek gibi bir tane yakalandı. Var mı size böyle ulaşan bir haber var mı? Yani sosyal medyada. Kulağınız deliktir eski tabirle. Yani bir sosyal bilgi. Medyada dolaşan bilgiler dolaşıyor. Bazı resimler dolaşıyor falan. Ama öyle zannediyorum ki artık herhalde pazartesi günü. Netleşir diyorsunuz. Seçim sonuçları açıklanırken öyle bilgiler varsa onlar da açıklanır. Yani muhtemelen Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşulması öyle bir orada eğer varsa öyle bir şey. Orada mı? Orada da çıkar diyorsunuz. Herhalde. Yani çıkar. Balkan konuşması. Yani eğer hani bu seçim sürecini çok fazla etkilemesin diye düşünülüyorsa pazartesi günü mesai başlangıcı içinde. Tabii pazartesi günü herkesin en çok beklediği şey borsa ne olacak, dolar ne olacak? Değil mi? Evet. Evet, onu euro ne olacak? Onu görecekler. Şimdi Membiç'te de devreye atıyor olmamız ya da Membiç'te de. Yani o tabii bugün de açıklandı. PYD'nin tahliyeleri devam ediyor, açıklamaları da geliyor. Ama orada tabii söylenmeyen başka bir şey var. Amerika orada ikili oynuyor. Membiç'tekilerin bir kısmını Sincar'a taşıyor. Kandil'dekiler de oraya toplamaya çalışıyor. Bir kısmını ise Fransızlara transfer ediyor. Fransızlar da onları DAEŞ'le çatıştıracak. Yani ıskartaları tasfiye görevini, taşeronluğunu Fransızlara verdi. Kendisi açısından korunması gereken ya da dışarıda bırakılması riskli olan isimleri Sincar'a taşıyorlar. Sincar'da ne olacak? Bir defa o dağıttıkları silahları oraya toplamaya çalışacaklar. Amerika ile beraber yola devam etmek isteyenler artık PKK-PYD ismini kullanmayacaklar. Amerikan paralı askeri olacaklar doğrudan. Bu Demokratik Suriye güçleri çatısı altında oradaki diğer Hristiyan unsurlarla filan apayrı bir yapıya dönüştürecekler. Yani PKK ve PYD adıyla artık süreç devam etmeyecek, öyle anlaşılıyor ki. Amerika kendisi açısından riskli gördüğü ve karşı tarafa da vermek istemediği isimleri de bir şekilde ortadan kaldırabilir. Şimdi Amerika seçim sonuçlarını gördüğü için acaba bizim Kandil'e yönelik operasyonlarımız artı yetmezmiş gibi bu manada Münbiç'te devreye, Türk askerinin devreye atmasını da bu manada hani yani, direnmemesinin arkasında. Münbiç'te operasyona gerek kalmadı çünkü beraber devreye gezelim, güvenliği beraber o zaman işte, hani, PYD'ye niye uzlaştı Amerika? İşte onları koruması gerekiyor. Hem Türkiye'nin taleplerini yerine getiriyor hem de PYD'yi orada Fransa'nın güvenli kontrolünde yani ıskartıları tasfiye etmesi için Fransa'ya veriyor. Oradaki kendisi için değer ifade eden ya da risk oluşturanları da Fırat'ın doğusuna taşıyor. Türkiye'nin hem taleplerini yerine getirmiş oluyor hem de kendi politikasını sürdürüyor. Kandil'e üs kurar mıyız? Yani üs kuracak bir yer değil ama oradan sembolik hemen, anlamı hemen var. Çıkmayacak. Zaten şu anda 12 kadar askeri gözetleme, izleme merkezi örgütlenmiş durumda. Yani bugünden yarına da çıkmayacağız. Ve Sincar önlerinde. Orada tabii iki tane çok önemli bir şey var. Kandil tamam da Kandil'in desteklediği yer Mahmur. Mahmur Birleşmiş Milletler kampı gözüküyor ve Bağdat hükümetinin de onayıyla. Ama orasını herkes biliyor ki PKK'nın insan kaynaklarını, silahlarını bırakıp girdikleri bir kamp. Türkiye ki o Mahmur kampı DAEŞ'in Musul'a girişinde de tasfiye edilmiş, tahliye edilmişti. Türkiye orayı ya kontrol edilebilir bir noktaya getirecek ya da oraya da müdahale edecek. Tabii orada Türkiye'nin bir diğer yaklaşımı da oradaki insanlar da bu durumdan memnun değil. Yani orada doğan, şimdi 20 yaşlarına gelmiş insanlar da var.
Onlar PKK'nın baskısı altında bir kısmı. Hatta büyük bir kısmı PKK despotizminin altında eziliyorlar. Yani PKK Kürtlere de zulmediyor. Yani işte Amerika bizi kurtarsın, Almanya bizi kurtarsın, İngiltere, Vatikan Kürtleri kurtarsın mesajı doğru değil. Çünkü Kürtlere zulmedenler de yine Kürtler. Yani onu da görmek gerekiyor. Hangi Kürtler? PKK. Yoksa Anadolu'daki mazlum halk. Yani Kürtler mi onlar? Herhangi birimizden farkı olmayan. Ekonomide de, ticarette de, sosyal hayatta da. Ama kendisini Kürtlerin meşru temsilcisi gibi gösterenler oradaki Kürt halkına da zulmediyorlar ki Mahmur'da da böyle bir durum var. Yani Mahmur'daki herkes suçlu değil. Mahmur'un çevresinde bir de kampın hemen çevresinde kamp kadar büyük başka bir yerleşim bölümü oluşmuş. Belediye oluşmuş, seçimler yapılmış. Yani Mahmur'u tamamen bir PKK kampı gibi de görmemek gerekiyor. Hatta oradaki o sivil unsurlar, PKK dışı unsurlar PKK'nın işini kolaylaştırıyor. Çünkü orayı sivil olarak dışarıya gösterirken sivil olarak gösteriyor. Ama içeride de kendi gettosunu oluşturmuş durumda. Dolayısıyla Mahmur konusunun da ve Sincar konusunun da konuşulması gerek. Bu seçim sonuçları o Sincar konusunu konuşmak için de uygun bir fırsat zemin oluşturacak. Seçim sonuçları bu manada terörle mücadele için en önemli dönüm noktalarından biri olacak. Yani bir referandum olarak. Aslında bu Türkiye halkının mevcut iktidarın politikalarının mücadele, evet. 15 Temmuz FETÖ'cü kadrolarla mücadele konusunda bir referandum anlamı da var bu seçimin. Şimdi o yüzden mi bu manada PKK'nın yalnızlığı üzerine diye yazdığınız yazıda yolun sonuna geldiler diyorsunuz. Evet. Yani tamamen çünkü Amerika şunu gördü, burası önemli bir tespit. PKK kırbacı ile Türkleri, Farisileri, Arapları yola getirmek mümkün değil. Yani o zaman maşayı değiştirecek mi? DEAŞ'ta da bir sonuç yok. Yani sonuç alamıyor. Yani yeni enstrümanlar bulmak durumunda. Çünkü işe yaramayan, kendine zarar veren, yani bu kadar yatırım yaptılar. Binlerce tır silah verdiler. Yani gözümüzün milyarlarca dolar para verdiler. Bölgedeki bütün devletlerle düşman oldular. Bütün İslam dünyasının karşısına alarak yani neyi kazanmak istiyor? Yani işinize kapınızı açmıyorsa buna bu anahtar ne yaparsınız? Atarsınız gider. Şimdiye kadar hep ısrarla bunu bir şekilde kullanmaya çalıştılar. Bu aynı şey FETÖ için de PKK için de geçerli. Bu manada Amerika'nın hem DEAŞ'ı bu manada hem FETÖ'yü ve hem de PKK'yı tasfiye, üçlü bir tasfiye ile karşı karşıya kalabilir miyiz? Mümkün. Yani üçünü birden bu seçimlerden sonra o yeni enstrümanlar ne olur mesela? Yani bu da aklımıza geliyor. Yeni enstrümanlar içeriden mi dışarıdan mı yeni enstrümanlar? Yani dışarıdaki FETÖ'cüleri mesela Türkiye aleyhine kışkırtmak. İçeride de dışarıda da yeni yapılar oluşturulabilir. Ekonomik enstrümanlar kullanmaya çalışılabilir. Toplumsal hareketler manipüle edilmeye çalışılabilir. Ama yani başarısız olmuş bir projeyi kaldırır. Yerine ne bileyim EOKA'yı yeniden uyandırabilir. Yani bunu bir süre dinlenmeye çeker. Yani tümüyle tasfiye etmez. EOKA fantastik olmadı mı biraz? Ya, çok eski yani bayağı bir. Yunanistan'da bir grubu yeni. Anladım. Adı duyulmadık bir grubu. Siz bir ara şeyi yazdınız. Ya da Asala'yı örgütleyebilirsiniz. İçeride hani FETÖ davaları üzerinden oluşan mağduriyet ve öfkelerden dolayı çok özel eğitim almış bir kısım FETÖ'cülerin silahlandırılmaya yönelik dahi planların masanın yani, sümenin altında olduğundan bahsediyoruz. O tür şeyler de var. Nokta hedeflere suikastlar düzenlemek için çok küçük bir grupla ses getiren eylemler de yapabilirler. Neyse ki yani bu seçim öncesi de bazı hem DAEŞ üzerinden gelen hem PKK üzerinden hem de FETÖ üzerinden geldiği düşünülen bir takım unsurlar tasfiye edildiler. Edildiler. Evet. Mesela
ne gibi unsurlar? Yani daha mı daha özel daha için girdiği düşünülen yapılan aramalarda bilgilere, belgelere, silahlara da ulaşıldığı söyleniyor. Bu suikast simlerinden falan bahsettik zaten. Evet, geçmiş yani, dönemde. Hatta o her zaman yani boş durmuyor. Adalet Bakanı ne dedi? Öyle bilgilere ve belgelere ulaştık ki gündeme getirildi, kıyamet kopacak dedi. Büyük ihtimalle seçim sonrası nedir onlar? Onu konuşalım ama değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra derin gerçeklere devam edeceğiz. ...24 Haziran'ı önceki seçimlerden ayıran fark nedir? Bu seçim neden önemli? Seçimlerde hile ve usulsüzlük yapılacak iddialarını kim neden seslendiriyor? Bu iddialar ne kadar gerçekçi? Az sonra derin gerçeklerde. Kendilerinin Perşembe günü üç parti beraberce bir koalisyon kurmaya prensip olarak karar verdikten sonra Millet Meclisi'nde Senato'da grubu bulunan diğer teşekküllerle temaslar yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiler. Bu temaslara hakkında bizlere bilgi verdiler. Bugün hemen hemen hükümet kurulmasıyla ilgili çalışmaların sonuna doğru yaklaştığımızı ifade edebilirim. Üç partinin yetkililerinden meydana gelmiş olan heyet esasen koalisyon için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Keza dün memleketin acil meseleleri, çözüm bekleyen acil meseleleri ve bunlara nasıl yaklaşılacağı üzerinde de çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar hangi noktadadır? Buna bir bakış yapılmıştır ve çalışmaların intihacı için daha nelerin yapılması lazım? Nasıl bir takvimle bu iş başarılmalıdır konusu görüşülmüştür. İşleyen bir koalisyonu kurmak kolay değildir. Esasen bir hükümet kurmak kolay değildir. Milli Selamet Partisi'nin üzerinde büyük milli görevler var. Biz onun bunu memleketi yanlış istikamete sürüklemesine asla müsaade edemeyiz. Mahkeme kadıya mıyız? Değil. Biz ne söylüyoruz? Biz diyoruz ki can siperhane gayretlerle Türkiye'nin meseleleri halletmeye talibiz. Biz makam ve mevkiye talip değiliz. Makam ve mevki bu hizmetleri görebilmek için lazımdır. Biz Türkiye'nin meselelerine talibiz. Daha hükümetin kuruluşunu şimdi ilan ediyorum. 5 dakika bile olmadı. Siz bana ömrünü soruyorsunuz. Evet, derin gerçeklere devam ediyoruz değerli izleyenler. Üstad Dilip Ak'la birlikteyiz. Pazartesi günü seçim sonuçlarıyla birlikte tabii beklentiler var. İç siyasette neler olacak, dış politika nasıl yürüyecek, terörle mücadeledeki süreç nasıl işleyecek ve bu süreci nasıl etkileyecek gibi. Ve tabii Üstad şöyle dedi program içerisinde, dolar, euro ne olacak diye de sormuştu. Şimdi... Son günlerin tartışmalı konularından bir tanesi de değerli izleyenler biliyorsunuz bazı gıda maddelerindeki özellikle sebze patatesin ve soğanın aktif olarak yoğun bir şekilde fiyatının yükseltilmesi operasyonları. Doları geçti. Şimdi küresel emperyalizmin bir operasyon olarak kullandığı soğan bombası. Evet. Burada biraz sonra kendilerine nasıl bir soralım mı acaba? Ne oldu, sizi kim manipüle ediyor? Ve değerli bombası. İzleyenler, patatesi de bizim Akit TV mutfağından, şefimin haberi olmadan aldım. O ara göremedim onu. Soğanla patatesi yayında nedir bunlar diye konuşalım diye. Patatesi de buraya getirdim üstadım. Evet. Şimdi bu arkadaşlar
hani amiyane tabirle halka ne ayak yani? Şimdi nedir bu fiyatlar yükseldi? Kim bunun operasyonu yapıyor? Soğan niye buna zemin alet hazırlıyor? Buna alet oluyor. Bu patates niye buna alet oluyor? Evet, yani oradan başlayalım. Her şey işte ekonomiyi manipüle etmek isterken dolar kimde bulunuyor? Sanayide, tüccarda, işte ithalat, ihracat, turizm bölgesinde. Geniş kitlelerin daha kolay anlayacağı ne var? Değil mi? Patates, soğan, ekmek. O dolardan daha fazla değer kazanırsa vay, toplumda bir panik, korku, yıldırma, sindirme, caydırma havası oluşturmak isteyen çevreler, dış ve iç bir takım unsurlar düğmeye basmış gözüküyorlar. Türkiye'de seçim ortamının sabote edilmesine dönük bir takım komplolar yarın da öbür günde gündeme gelebilir. Konuşacağız. Onun için onları. Seçmen kendi iradesine sahip çıkması gerekir. Seçim üyesi falan, kardeşim seçimi siyasi partiler yapıyor. Devlet sadece altyapısını oluşturuyor. Yoksa seçimi yapan partiler, milletin kendisidir. Sayımı yapan oradaki partilerdir. Yani burada eğer hile yapılacaksa yaptırma bir, yapma iki. Önce yapma. Senin temsilcin zaten orada. Bütün oy pusulasının arkasına mühür konulup basılıp basılmadığı senin oradaki sandık temsilcinin sorumluluğunda olan bir konu. Sonra bunların sayımını yapıp kayıt altına almak da onların sorumluluğunda. Partiler de bu sayıları, rakamları hem il, ilçe merkezlerinde hem genel merkezlerinde takip ediyorlar. Ajanslar da takip ediyor. Vatandaş da takip ediyor. Bir takım yanlışlar da olabilir. Art niyetli kişiler de olabilir. Yani aramızda PKK'lılar da var. Aramızda hala FETÖ'cüler de var. Beçegeliler de var. Müfsit bir takım adamlar ortalığı karıştırmak için de bir takım haltlar yiyebilirler. Buna hep birden milletçe karşı olacağız. Sandık namusumuzdur diyeceğiz. Sandığın başındaki o parti temsilcileri namuslarına sahip çıkacaklar. İktidarı suçlamak için bahane aramayacaklar. Eğer bir takım yanlışlıklar, eksiklikler varsa tutarsın raporunu. Tutarsın raporunu. Ve zaten bu yargı denetiminde yapılıyor. İtirazını yaparsın. Sonra yapılan itirazlardaki toplam oy, ne kadar oy değişikliği ihtimali var, ona da bakılır. Sonuçlarda eğer açık ara öndeyse zaten, küçük ara öndeyse de o sayımlar yeniden yapılıyor. Yine aynı kişiler yapıyorlar parti temsilcilerinin gözünün önünde. Türkiye'de seçime şahime düşürmek isteyenler haindirler. Yani bu konuyu istismar konusu yapanlar, soğan sarımsakla oynayanlar, milletin ekmeğiyle oynayanlar haindirler. Ve bunlar kime destek vermek istiyorlarsa içeride birilerine, bu millet de bu oyunu gördü. Bu milletle inatlaşılmaz. Millet gereğini yapar. Siyasi partilerde, seçmenlerde namus gibi görecekleri sandıklarına sahip çıkmaları gerekir. Oy namustur, bir mottodur yani. Bu evet. Manada herkes, oradaki bu her partinin temsilcileri, sorumluları, iktidar görevlileri. Değil, asıl sorumlu doğrudan siyasi partilerdir. Birinci derecede, ikinci derecede de vatandaşlar. Hazır olun, 50 bin avukata sesleniyorum. Hazır olun, ben YSK'nın önünde olacağım çağrıları vesaire niye yapıldı. Bin, bütün, niye böyle şey bütün gerginlik? Bütün avukatlar, bütün yurttaşlar, bütün siyasi parti temsilcileri bu yurttaşlık görevini eksiksiz bir şekilde yapmaları gerekir. Yani sadece avukatlar da, doktorlar da orada bulunsunlar. Yani onların da oy hakları ve bir yurttaş olarak denetim hakları var. Sandığa gelenlerin salimen oyunu kullanması için yaşlılar varsa onlara da yardımcı olması gerekir. Sandık hepimizin ve hepimiz birlikte sahip çıkacağız. Patatesçiler gelsin mi? Sıkıntı olmasın fiyatları arttırdıkları için. Ama onlar gelmezler. Onlar görevlerini yaptılar. Şimdi pazartesi günü göreceksiniz. Soğanda, patateste normal seviyelerine gerilecek. Şimdi iktidarın asıl görevi şu. Dolar spekülatörlerini, soğan ve patates spekülatörlerini ortaya çıkartıp
cezalandırmak, alemi ibret olmak üzere bir daha bunlara teşebbüs edemesinler diye bu oyunun arkasında hangi muhtekirler varsa, hainler, alçaklar, zalimler, milli irade üzerine zar atan hainler kimlerse, kimse o ortaya çıkartılması gerekir. Bu da iktidarı, bugünkü iktidar, yarınki yeni yönetimin namus borcudur. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın seçim sonuçları üzere, seçimi izlemek üzere gönderdiği temsilcilerin de listesine, isimlerine, sorumlularına bakınca, onların da bununla alakalı açıklamalarına görelim, bakınca ortak bir sanki operasyonun muhatabı mıyız yine bu seçimlerde? Her zaman şeytan boş durmayacak, fazla mesai yapacak. Biz dikkatli olalım. Gelenler içerisindeki namuslu insanların tabii gözlemleri varsa hoş geldiler, sefalar getirdiler. Ama bir ihanet planının parçasıysa o zaman da onlara hak ettikleri cevabı vermemiz gerekir. Milletin cevabı sandıkta olacaktır. Millet cevabını sandıkta verecek. Sandıkta verecek. Şimdi bir izleyicimiz Guardian gazetesinin dış politika yazarlarından Simon Tistall'ın yazısını göndermiş. Orada da yazısından bir bölümde 15 yıl önce iktidara gelen Erdoğan'ın mahalle kabadayısı ve çocuğu olmaktan çıkıp jeostratejik bir tehlikeye dönüştüğünden bahisle hem Türkiye hem de dünya için tehdittir demiş. Ya Beçege'nin oyununa gelmeyeceğiz. FETÖ'nün oyununa gelmeyeceğiz. PKK'yı başımıza bela eden diğerleriyle birlikte unsurların oyununa gelmeyeceğiz. Pervin Buldan birkaç gün önceki seçim çalışmasında yaptığı bir konuşmada sandığa gittiğinizde sandık başında APO'yu hatırlayın diye söyledi. Ben de Bismillah deyin, Allah'ı hatırlayın, Allah'tan korkun ve ne ümit ediyorsanız Allah'tan isteyin. Diyor. O öyle desin, ben de böyle diyorum. Evet. Yani seçim sonuçlarını etkilemek açısından bu yaşanan gelişmelerin aslında bu gitti, işte şaibeler oluşacak, oyları çalacaklar. Şimdi sosyal medya yıkılıyor. Şu an bile hali hazırda bununla alakalı provokatif yani çalışmalar başladılar. Bu araba plakalarını, kamyon plakalarını koydular daha 3 gün önce. İşte bilmem 34 bilmem ne plakalı araçlarda basılmış oy pusulaları. Daha seçime 4 gün kala bunu başlattılar. Tamam. Bir kaos. Şeytanlığını yapacak. Yani diyorsunuz ki hırsızlık yapmış. Katil adam öldürmüş. Herkes ona fıtratının gereğini yapıyor. Yani fıtratı demeyelim de yani, cibilliyetinin tabii, diyelim. Tabii evet, tabii. O manada. Yani, şimdi usulsüzlük böyle yapacaktır. Ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardır. Bizim de onlara birinci cevabımız mekar Allah'ı. İkincisi akıllı, dürüst, cesur olacağız. Allah cahil ve zalim bir topluluğa yardım etmez. Ve Allah onları kazdıkları çukura düşürür. Sorumluluk hepimizin, sandık sorumluluğu hepimizin. Hepimizin. CHP'linin, evet. Saadet Partili'nin, HDP'linin, namuslu İYİ Partili'nin. İnsanlar namussuzlar kadar akıllı, cesur değilse işimiz var demektir. Yani namuslu insanlar namussuzlardan daha cesur olmak zorunda. Bir usulsüzlük varsa da, bu gerçekleşirse de, tespit edilirse de kim müracaat edilecek yapsın, yerler belli. Kim yaparsa yapsın, ben de hile yaparsam benim oy vereceğim partinin temsilcisi benim hakkımda suç duyurusunda bulunsun, işlem yapsın. Bu namus ancak böyle korunur. Bu kaos planı planlanıyor. Şeytan şeytanlığını yapacaktır. Elinden geleni arkasına koymayacaktır. Ben de ona ben desem de demesem de o öyle yapacaktır. Elinden geleni arkana koyma. Biz de sandıklarda nöbetteyiz. Cevabı veririz. Hı-hı. Allah cevabı yardım veririz. Eder. Sen kazdığın çukura düşersin. Yani patatesin hiç suçu yok aslında. Yok. Soğan kardeş, patatesle soğan kardeşleri buraya biz getirdik. Garip kurabaha bunlar. Yani fakir fukaranın, vatandaşın sofrasının en temel gıda maddeleri. Yani siz burada bir suç unsuru olarak bulunmuyorsunuz diyelim. Peki o zaman şöyle bir ironi de yapalım. Sabahleyin kalktığınızda bir soğanı ortadan ikiye kesin ve derin derin bir koklayın. Onun size hatırlattığı
gerçekler ışığında oyunuzu kullanın. Soğan kokusu zihni açabilir. Hani bazıları baygınlık geçirdiğinde soğan koklatılır ya. Seçmene soğan koklatmak gerekir. Soğan koklayan seçmen oyunu uyanır. Anlarsa, görürse, evet, bu planın uyandırır, nasıl işlediğini anlarsa, yani evet, soğanı koklatırsak o baygınlık sürecinde kendine gelir seçmen. Evet. Zaten seçmen bunu yemedi. Seçmen yani pazartesi günü soğanını, soğan çok faydalıdır, evet, şifalıdır. Patatesimizi de, soğanımızı da inşallah. Üzerine bir de yumurta kırın sabahleyin. Evet. Soğanlı. Patatesli bir yumurta. Evet. Oy kullandıktan sonra mı? Önce mi? Önce. Evet, seçim günlüğü ve seçimdeki bizim. Ama yani seçimden sonra fiyatlar düşme tabii daha kolay olacak. Ucuz olsun istiyorsanız pazartesi günü kutlamayı soğanlı yumurtayla yapabiliriz. Evet, şimdi yani tabii, bir de seçim yemek tarifi. Hep Ramazan'da yemek tarifi. Ne yapalım, seçim yasakları var. Şimdi patatesten, soğandan konuşuyoruz. İşte dolardan, evet, eurodan konuşuyoruz ama tabii acaba subliminal mesaj veriyor muyuz? Bundan dolayı bir ceza falan alabilir miyiz? Yok yok. Dolaylı, kinayeli konuştuğumuz için. Şimdi üstadım, hakikaten önemli bir gün yarın. Kimileri diyor ki Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması yapmasına işte 9 saat kaldı. Tamam. Kimileri aksine muhalefet liderlerinden bahsediyor. Doğal olarak her seçmen kendi tercihinin başarılı ve muvaffak olmasını ister. Doğal olarak ve hiç kimse de memleketim ve vatanım kötü olsun, ekonomisi çöksün, demokrasisi daha kötü günlere gitsin diye de oy vermez. Bizim genel seçmen kitlemiz de böyledir. Ki şaibe üzerine de konuştuğumuz zaman da biliriz ki bu ülkede AK Parti iktidarı 16 yıldır var. 16 yıldır bu seçimler yapan bir iktidar. Milletiyle beraber, bütün partilerle beraber. Bütün bu oyunların aslında bu manada hani ortalığı karıştırmak, hani derler ya, puslu havada avlanmak üzerine. Herkes en iyi bildiği işi yapacaktır. Birileri müfsit bir kişiliğe sahipse ifsat etmeye devam edecek. Siz söyleseniz de söylemeseniz de bir. Hı hı. Onların gözleri var, görmezler, kulakları var, duymazlar, kalpleri var, hissetmezler. Şimdi varsayımlar üzerine konuşulur mu? Tabii ihtimaller üzerine konuşulur. Mevcut siyasi iktidarın devamında ne olur? Aksine bir durum olursa İktidar Türkiye... İktidar yok artık. Yani evet, iktidar yok. Yani bir doğru türlü alışamadı insanlar buna. Dilimizde yeni bir düzen geliyor. Türkiye'ye kim seçilirse seçilsin, bakan sayısı azalıyor, kurullar oluşturuluyor. Artık politika oluşturanla politikayı uygulayan ve onun yasak çerçevesini çizen irade ayrılacak. Parlamento hukuki çerçevesini çizecek. Bakanlar doğrudan icradan sorumlu olacaklar. Kurullarsa politikaları oluşturacak. Şimdi Ahmet Bey de, Karabulut izleyicimiz, demiş ki yeni sistem seçim sonuçlarından hemen sonra mı yoksa yasalar çıktıkça mı yürürlüğe girecek diye yani bir soru sormuş. Başbakan yok, hükümet yani programı ya da güven oyu diye bir şey yok. Millet güven oyunu verdi. Yeni başkan da kim oluyorsa bakanlar kurulunu oluşturacak ve yoluna devam edecek. Yani bakanlar kurulu artık öyle zaten meclis dışı de sık sık da değişebilir. Yani öyle güven oylaması falan da yok artık. Onun için yani şimdi çok farklı bir döneme giriyoruz. Eyüp Adnan Tunç adlı izleyicimiz demiş ki yarın ya kadehler kalkacak ya şükür namazları kılınacak. Böyle de bir yorum var. Evet, yani o tür sosyal medyada da bir şeyler dolaşıyor. Ne demek istiyor bu izleyicimiz? Ne demek istiyor olabilir? O ne demek istedi beni hiç ilgilendirmiyor. Benim yapacağım bir şey var. Ben yine seçim sonuçları açıklandıktan sonra da ezan okunduğunda Allah'ın huzuruna duracağım. Allahu Ekber diyeceğim. Sonra Sübhaneke'yi okuyacağım. Sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayıp devam edeceğim. Ben sonuçlardan sorumlu değilim. Evet, biz seferden sorumluyuz. Hı. Zaferden değil.
Her topluluk layık olduğu gibi idare olunur. Bu değişimin 3 tane dinamiği vardır bizim inancımızda. Bir, siz kendi hakkınızdaki hükmünü değiştirmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. İki, Allah bizim mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimize kim zaman artırarak, kim zaman eksilterek imtihan edecektir. Üç, herkes yaptığının karşılığını görür. Görüşürüz. Şimdi bir izleyicimiz mesaj atmış. Aman gözünü seveyim abi, o patatesle soğana dikkat edin. Finansal değerleri de çok demiş. Yani, satıyoruz açık artırmayla. Yani meşhur yani oldu 7 soğan. Liraya, 7 liraya çıktı yani. Soğan, yani yönetmenim diyor ki soğan 7 liraya çıktı diyor. Tamam. Bütün bu oyunların bozulacağı gün yarın zaten değerli izleyenler. Tamam. Ya soğanı koklayarak. Soğanı kokluyoruz. Planlanan oyunların ne mana ve ne anlama geldiğini tekrar algılayıp zihnimiz açılıyor. Tabii. Böyle sandığa gidiyoruz. Tabii. Dönüşte de patates, soğan ve üzerine bir yumurta kırıyoruz. Tabii. Kahvaltımızı yapıyoruz. Doğru mu? Tamam. Tamam. Eyvallah. Seçim yemek tarifini de verdik. Kısa bir aramız var değerli izleyenler. Aradan sonra derin gerçeklere devam edeceğiz. Değerli izleyenler, geçmişte tabii siyaset aktif figür olarak önemli roller almış siyasilerin bu nostaljik görüntülerini de hatırlamış olduk böylece. Şimdi yarın seçim sonuçları açıklanmaya başladığı andan itibaren 17'den itibaren Akit TV ekranlarında kanalımızın başarılı spikeri sunucusu Caner Karayer ve Fatin Dağıstanlı birlikte seçim sonuçlarını an ve an sizlere aktaracaklar. Akit TV ekranlarında. Tabii Üstad da burada olacak. Ve konuklarımız, diğer konuklarımız, hem canlı yayın konukları hem telefon bağlantılarıyla Ömer Bolat'la beraber olacağız. Ömer Bolat Bey'le birlikte olacaksınız ve çeşitli diğer konuklarla birlikte inşallah seçim sonuçlarını an be an doğru ve en net şekilde Akit TV ekranlarında izleyebileceksiniz. Üstadım, şimdi tabii iyi dileklerimiz, gönülden umutlarımız var. Bu arada Türkiye'de ve dünyada da yaşanan gelişmeleri es geçmemek lazım. Şimdi F-35'lerimiz geldi. Bu ciddi bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri de İnsan Hakları Komisyonu'ndan ayrıldığını açıkladı. Bu da ilginç ve enteresan bir gelişmeydi. Ve İngiliz Avam Kamerası da dün ya da evvelsi gün bir karar aldı. Brexit'ten çıkışı onayladı. Yani bir yandan tamam biz seçimlerle meşgulüz falan ama yani dünyada da ilginç gelişmeler. Tabii Avusturya 7 camiyi kapatma kararı aldı. Örnek veriyoruz. Bu camilerin imamlarını yurt dışına sürme kararı aldı. Böyle acayip de gelişmeler söz konusu. Genel bir değerlendirme yapalım bunları. Yani, evet, bir defa yani Amerika daha önce UNESCO'dan da ayrılmıştı. Evet, ayrıldı. Şimdi doğru. İnsan Hakları Komisyonu'ndan ayrılıyor. Aslında bir yol açıyor. Yani Amerika'nın ayrılmış olması Amerika'yı yalnızlaştırıyor, küçük düşürüyor. Kendi değerlerine yabancılaşıyor. Dünyada insan hakları havarisi kesilmişlerdi. Şimdi kendi kurdukları yapılardan kopuyorlar. O zaman biz de IMF'den, Dünya Bankası'ndan ayrılalım. Güvenlik Konseyi'nden ayrılalım. NATO'dan. Yeni bir uluslararası, Birleşmiş Milletler çatısı altında eğer böyle birimlerden ayrılıyorsanız, biz de yani yeni bir uluslararası güvenlik örgütü oluşturabiliriz belki. Böyle bir yol açıyor. Yani bu başlattığı çığırın nereye gideceğinin farkında değil. Kendi kendilerini inkar ettiklerinin farkında değil. Emsal oluşturuyor diyorsunuz. Tabii yani onun için bir de tartışılıyor bu İnsan Hakları Komisyonu'ndan ayrılması. Biraz bizde iş yok. Yani böyle bir şey biz yapsak dünyayı başımıza yıkarlar. Amerika yapıyor, hiç kimseden ses çıkmıyor. Liberallerden ses çıktığı yok. İnsan hakları savunucularından ses çıkmıyor. Siyasilerden, sivil toplumdan ses çıkmıyor. Çünkü herkes siyasete odaklandı. Arka bahçede neler olup bittiğini pek görmüyoruz. İkincisi, Amerika bize uçak vermese ne olacak? İki ihtimal var. Ya başka yerden alacağız ya biz yapacağız. Yani Amerika burada çözümsüz kaldığı için veriyor. Yani sadece silah bize satmamış olmakla kendisi ekonomik olarak bir kayba uğruyor. Senato'ya rağmen bu karar çıktı bir de. Dikkat edin. Tamam yani işte bir yandan aba altından sopa göstermeye de devam ediyor. Hayır, bize eğer tırnak içinde dostluk göstereceksen FETÖ'yü ver. PKK'ya destek vermekten vazgeç. Ama biliyor biz onun yerine başka bir şey koyabiliriz. Yani biz onu yapabiliriz.
Dolayısıyla artık hayır diyebilen bir Türkiye var. İşte burada S-400 meselesi, Rusya'dan alınan füzeler meselesi de var. Dolayısıyla bunlar bir atifet olarak, bir dostluk nişanesi olarak değil, tamamen pragmatik bir hesap sonucu bu noktaya geldiler. Öbür taraftan Batı'da gerçekten çok felaket o G7 toplantısından itibaren taşlar yerinden oynadı. Biliyorsunuz İspanya çok katı bir Katolik olmasına rağmen Tanrı tanımaz bir başbakan geldi ve İncil'e değil anayasaya elini bastı ve öyle bir kabine kurdu ki yerden fazlası kadın. Bakıyorsunuz İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmayı kongrede evet. onaylıyor. Bu bir kararlılık ve çözülmenin devam ettiğini gösteriyor. Yarın İtalya, yarın İspanya aynı şeyi, aynı yola gidebilirler. Ya da Almanya Yunanistan'ı ne zamana kadar sırtında taşıyacak? Çünkü Avrupa Birliği'de ana yük Almanya'nın üzerinde. Almanya, Fransa yani. Evet, Yunanistan kendi sırtlarında bir kambur gibi gözüküyor. Genişleme bitti, çözülme süreci başlıyor. Tabii İngiltere'nin ayrılması tıpkı Amerika'nın İnsan Hakları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği'nden, Konseyi'nden ayrılması gibi bir durum. Bir yol açıyor. Yani bundan sonrakilerin geçiş yolu, gidiş yolu, süreler. Çünkü şimdiye kadar kimse Avrupa toplumundan ayrılmadı. Herkes oraya girmek için çalışıyordu. Şimdi ayrılmalar başladı. O bir yol oluşturuyor. Hani derler ki adamın sakalının üzerinden fare gitmiş, geçmiş adam gitmiş sakalını kesmiş. Ne yaptın demişler, yol olur demiş. Burada bir İtalyanlılar için de yol açılıyor. Sürecin nasıl işlediği gözüküyor. Avrupa'da işler tersine gidiyor. G7 sonrası taşlar yerine oturmadı. Avrupa yolunu da şaşırmış durumda. Kurs kendi başına bir alem. Hollanda kendi başına bir alem. Almanya'da koalisyon güç bela kurulabildi. O da yürümüyor. Hollanda'da zaten siyaset artık toplumun ilgisinin tamamen dışına çıktı. Çünkü birbirlerini nötr hale getirdiler. Rutin işlerle vakit geçiriyorlar. Yani Fransa'da grevler devam ediyor. Yani Fransa Avrupa'nın sosyalist entelektüel merkezi. Macron denilen adam Rothschild'lerin mali müşaviri. Yani bunu Fransa'nın taşıması çok o kadar kolay olmayacak. Vatikan'da kriz var. Aynen. Kardinaller birbirlerine girmiş vaziyettiler. Papa bir takım açıklamalar yapıyor. Batı medyası dalga geçmeye başladı. Yani ve geçen papazın biri çocuğu dövüyordu. İzlediniz. Evet yani kutsarken. Hani Şark cephesinde işler nasıl, değişen bir şey yok diye bir söz var ya. Garp cephesinde durum ne? Durum daha kötüye gidiyor. Daha kötüye gidiyor. Evet, yani maalesef. Tam işte bu dönemler tarihin kırılma noktalarında fırsat değil mi? Yani şimdi Türkiye'de bu tam bu noktada oh belalarını bulsunlar değil, tabii demeyeceğim. Ki. Yani evet. Şöyle bizim üzerimize sorumluluklar düşüyor. Daha büyük bir felaket var Avrupa'da. İktisadi bir felaket de geliyor. Bakın Amerika ile Almanya arasında yine restleşmeler, o gümrük vergileri Avrupa, Kanada hepsi birbirine girmiş vaziyette. Karşılıklı gümrükler konuluyor. Türkiye'de katıldı. Tabii, Amerika Avrupa Birliği arasında. Asya'da girdi. Yani Amerika hızla yalnızlaşıyor. Ama bu arada başka bir şey daha oluyor. Bunu daha önce de söyledim. Batı'da intihardan ölen insan sayısı Doğu'da savaş ve terörden ölen insan sayısından fazla. Batı'da aşırı beslenmenin sebep olduğu obezite ve diğer hastalıklardan ölen insan sayısı Afrika'da acından ölenlerden daha fazla. 5 kişilik bir ailede en az bir kişi en az bir defa intihara teşebbüs etmiş. 5 kişilik bir ailede en az bir kişi uyuşturucu kullanıyor ya da alkolik. 5 kişide bir kişi dün İngiltere'de bir mezuniyet töreninde dünyanın en meşhur üniversitelerinden birisinin inanılmaz bir ya uyuşturucu ve seks partilerinin de yaşandığı rezalet İngiliz basında konu edilmişti. 5 kişilik bir ailede en az bir kişi homoseksüel, lezbiyen, biseksüel gibi cinsel sapkınlık içinde. Şöyle. Ve 5 kişi de 2 kişi babasının kim olduğundan emin değil. Avrupa'nın yani böyle bir rezalet böyle var. Bir durum var. 5 kişi ilanlarla, parantez açayım, ilanlarla babamı arıyorum ilanları vardır Avrupa'da.
Yani. Tabii annem yani şu gün şurada, şu karnavalda bulunmuş. Bilgi veriyor. Babamı arıyorum diyor. Krematoryumlar giderek çoğalıyor artık. Evet, ölüye de saygı yok. Bir şişeye kumunu, külünü doldurup veriyorlar. Yani 5 kişide bir kişi psikolojik destek almadan kendini yönetemiyor. 5 kişide bir kişi de engelli. Ve çocuklar ailesiz büyüyorlar. Ailesiz çocuklar biyonik robotlar ve sistematik geri zekalılar haline geliyorlar. Yani işine odaklanmış onu, çünkü onu yapmazsa geçimini sağlayamayacak ki onu yapmayanlar da var. Homelessler artıyor. Yani bir meczup kendi başına yaşayan, işte belediyelerin yardımıyla yaşayan yarı ölü insanlar var. Avrupa'nın sosyal çıkmazını aslında özetlediniz ve krizini özetlediniz. Biz onlara bir lanet olsun diye değil. Şimdi Avrupa'da 5 kişilik aileden biri. Bunu bir kısaca yine tekrar özet geçelim mi? Bu çok yani, önemli. 5 kişilik bir aileden intihara mutlaka tevessül ediyor. Birisi uyuşturucu kullanıyor, uyuşturucu ya da alkolik. Alkolik ya da uyuşturucu kullanıyor. Birisi homoseksüelleşmiş, cinsel sapkınlık var. İçinde. Bir kişi psikolojik destek almadan kendini yönetemiyor. Yani işine gidiyor geliyor ama sık sık hayata mutsuz, anlam veremiyor. Mutsuz, depresif. Yani ağır stres altında. Yani bunlar akıl hastası değiller. Değil, evet. Çalışabiliyorlar. Maddi her şey var ama manevi umutsuz. Asosyal kişilikler haline geliyorlar. Birisi ise engelli. Engelli, evet. Yani doğumdan ya da engelli olsun. Türkiye'deki engelli kategorisinde ikisi de gelişmekte. Birisi obezite engellisi, birisi de geriatrik engelli. Yani manevi bir buhranı özetlediniz siz. Maalesef Batı'daki. Şimdi bizim Batı'ya nasıl yardım edeceğiz? Yani bakın Suriye'deki mazlumlar Esed'in ateşinden kaçıyorlar. Avrupa'daki zenginlerse cehennemin ateşine koşuyorlar. Cehennemin ateşi Esed'in ateşinden daha yakıcıdır. Kesinlikle. Ve bizim mutlaka Batı'ya da bu anlamda yardım etmemiz gerekiyor. Batı insan, orada kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar ve bu büyük trajedi içerisinde savaş, terör, iktisadi krizler, sosyal krizler, bu yaşanan ahlaki zaaflar, dinden kopuş beraberinde bir sorgulamaya getiriyor. Aslında Batı giderek potansiyel olarak İslam'a yaklaşıyor. Yani görsel olarak İslam düşmanı, çünkü bütün bu olumsuzluklardan Müslümanları sorumlu tutuyorlar. Ama şuur altlarında başka bir gerçek kendini yavaş yavaş belirtmeye başlıyor. Bir bakacaksınız, peygamberi öldürmeye gelen ona iman edecek. Yani burada biz tekrar kendi nefsimizi sorgulamamız gerekiyor. Batı'ya yardım etmemiz gerekiyor. Amerika'ya, İsrail'e yardım etmemiz gerekiyor. Ve bizi öldürmeye gelenler bizde dirilsinler dememiz gerekiyor. Taif'e giden peygamber gibi olmamız gerekiyor. Bizim iktisadımız, siyasetimiz, her şey, sivil kimliğimiz, kültürel hayatımız, sosyal hayatımızın tamamı bu evrensel perspektif içinde kendimizi sorumlu kılan, sorgulayan bir anlayış şeklinde olması gerekir. Batı halklarının içinde bulunduğu durum, onları yöneten emperyalist güçler, sömürgeci güçler üzerinde doğuya baktıklarında, bize baktıklarında, Mezopotamya'ya, Anadolu'ya, İslam'a baktıklarında ise kendi suçlarına ayna tutan bir coğrafyaya bakıyorlar. Evet yani. Ve bu da onların öfkesini arttırıyor. O yüzden bize karşı şiddet ve öfke dolular. Tabii. Akılları zayi oldu. O yüzden şiddeti ve öfkeyi arttırarak bizi yok etmeye çalışıyorlar ama bilmiyorlar ki ilaç yine o yok etmeye çalıştıkları insanların imanlarında var olan inanç. Yani bunlardan bir kısmı akıl sahipleri gerçeğin farkına varacaklar. Bir kısmı da şeytanın ondan istediği şeyin gerçekleşmesi için şeytanlaşacaklar. Yani bu döngü döngü devam ederken devam, şimdi biz de hani Türkiye'nin bu seçim üzerinden, yani dünyanın değişeceği bir süreçte Türkiye'nin de alacağı rol çok önemli. O role yarın seçmen bu manada işte bu misyonu güçlendirecek bir iktidar, bir yönetime destek verilmesi gerekiyor. Kullanacağımız oylar
Türkiye'yi yücelten, Türkiye'nin bu evrensel sorumluluğunu yücelten, Türkiye'nin elini güçlendiren şekilde olması gerekir. Herkes elini vicdanına koyup, aklını kullanarak ve soğan koklayarak oyunu kullanması gerekir. Oyunu kullansın. Eskiden burada konuştuk ya yayın içerisinde, yani seçimin şaibesi üzerine, güvenliği üzerine konuşurken arkadaşlar, bu CHP dönemiyle alakalı o tek parti döneminden bazı resimler, fotoğraflar var. Oy kullanıyor vatandaşlar. İlginç bir hatırlatalım. Tek parti dönemi. O tek parti döneminde yani demokrasi, insan hakları, işte açık oy, gizli tasnifler vesaireleri bu ülke yaşamış. Doğru. Birilerinin kaygısı, endişesi varsa böyle şeyler yaşanmış bu ülkede. Ya bir daha tekrar ederse sanırız endişesinden dolayı. Belki böyle şuur altı insanları rahatsız edebilir yani. Onu ne kadar bastırmak isteseler de birileri o şuur altı bir şekilde dışa vurabilir. Arkadaşlar sanırım videoya getirecekler. Şeyde burada resimde benim ilgimi çeken, dikkatimi çeken şu oldu. Evet, tamam, oy kullanıyorlar. Masada CHP bayrağı var. Parti zaten. Şeyde sandıkta da CHP şey var. Jandarma falan da olması lazım orada. Yani kullanılan sandıkta yani dahi. Zaten adayları tek parti belirliyor. Seçmen parti üyesi. Yani oy niye veriliyor? Oylar liste parti tarafından hazırlanmış. Adaylar öyle hazırlanmış. Aynı şekilde yani dostlar alışverişte görsün diye bir şey var ya. Yani toplayıp getiriyorlar. İşte fotoğraf. Evet. Bu asker kişi galiba. Piyasada durgunluk geçin. Evet, o geçmiş dönemlerin politik durumları, işsizlik, pahalılık, bir seçim ağının tek parti dönemi diye. İşte askerler orada. Askerler orada. Oylar gizli sayım yapılıyor. Sayımdan hemen sonra zabıt tutulup oylar yakılıyor. Sonuç açıklanıyor. İtiraz kabul edilmiyor. İtiraz da yok yani. Ne günleri görmüşüz. Bu günleri gördükten sonra hani kaygı ve endişe taşıması bir kısım seçmenlerin bu manada anlaşılabilir olmasını anlayabilir miyiz? Mümkün mü? Yani evet değerli izleyenler, biz tabii hani şu an Üstad'la sohbet tadında bir yayınla bunu konuşuyoruz ama hakikaten vahim bir durum yani. Geçmişe baktığımızda Türkiye'nin demokrasi sancısını, geldiğimiz durumu gördüğümüzde tek parti döneminde yaşananlar, açık oylar, gizli tasnifler, kullanılan oyların yakılmış olması bile, yani bunlar tarihi vakalar olarak önümüzde duruyor. Ama yarınki seçim için tabii böyle olmasını isterler bir kısım yani. Derin şeyler, klikler, ki böyle bir fırsat yakalayalım da bu fırsatla seçimin bütün şeyini, havasını dağıtalım, kaosa yönlendirelim diye. Bu yönde beklentileri olanlar var. Kandil'de başta olmak üzere uluslararası konsorsiyum üstadım. Evet, şimdi programımızın sonuna da yaklaşırken yarınki seçim için genel temennileriniz, dilekleriniz, beklentileriniz, yarın da burada seçim sonuçlarını belki bu saatte konuşuyor olacaksınız. İnşallah yani bu seçim bir milat. Bundan önceki seçimler bu kadar önemli değildi. Bundan sonraki seçimler de bu kadar önemli olmayacak. Bir kavşak noktasındayız. Tam ortada mı bu manada? Evet yani bu Cumhuriyet'in 3. evresi. Tam bir kabuk değiştiriyor, sistem değişikliğine gidiyoruz. 2. tura inşallah kalmaz. Bu zaman kaybıdır, bu para kaybıdır. Bu 15 gün daha toplumun stres altında, bu yoğun siyasi tartışmalar içinde vakit kaybetmesi demektir. İnşallah ilk turda sonuçlar belli olur ve yolumuza devam ederiz. Yarın çok önemli bir karar verecek, milli iradenin tecelli edeceği bir seçim gerçekleşecek. Ve pazartesi günü de yeni bir döneme merhaba diyeceğiz. Merhaba diyeceğiz. Şimdi programımızı kapatmadan önce de biz her hafta genelde konuştuğumuz zaman program içerisinde mutlaka Filistin'de yaşanan gelişmelere bir nazar ediyoruz.
yaklaşık 2 haftadır Filistin'e bir tur organizasyonuyla gitmiş bir gencecik hanımefendi Ebru Özkan, değerli izleyenler. İsrail'de keyfi olarak yani tutuklandı. Şu an gözetim altında ve tutuklu halde bekletiliyor. Halen de resmi olması lazım arkadaşlar hanımefendinin. Sivil bir yurt dışı, yani sivil bir yabancı vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını askeri mahkemeye çıkarttı İsrail. Evet, yani üstadım, yani böyle de bir durum var. Tabii kızım, sana söylüyorum o kızımızı. Gelinim sen dinle. Evet, Ebru Özkan kadınla. Hanımefendi bu evet. Kardeşimiz. Allah buradan versin. Bu vesileyle metanet versin. Hı. Pazartesi günü seçim sonuçlarından sonra da yeni atanacak bakanlar listesinde adı olacak olan Adalet Bakanı ve İnşallah. Dışişleri Bakanı'nın ilk işi bir an evvel bu konuyla ilgili olarak evet. Bu kardeşimizle ilgilenmek olur. İsrail'de hadi onlar da merakla beklesinler sonucu. Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Bu vesileyle yani işte Filistin'e giden Türkiye'li grupları, ki şu anda hala hazırda orada birçok grup var, öğrenciler var. Dönüşü beklenenler var, gidecek olanlar var. Böyle gencecik öğrencileri keyfi uygulamalarla, kıymetli izleyenler, Siyonist İsrail rejimi Türkiye'den Müslümanların oraya gitmesinin önünü engellemek için psikolojik bir baskı yapmak caydırmak adına bu tür uygulamaları yapıyorlar. Ben de İsrail tarafından 10 yıl deport edilmiş biri olarak Filistin topraklarından bunu yaşamış birisiyim. O şimdi yaklaşık 2 hafta oldu. Yazıktır yani bir bayan hanımefendi, yani orada tek başına, gerçi avukatları falan vesaire var ama zor görüştürülüyor. Problemler var, sıkıntılar var. Kim bilir hangi şartlar yapacak altında bu hanımefendi orada serbest bırakılmayı bekliyor. Biz de buradan çağrımızı yapalım. Onu tekrar. Allah tutmuş, kim eder azat. Allah dilediği zaman kardeşimiz, kaderinde olan neyse aramıza katılacaktır. Birileri nasıl cehenneme gidecek? Birileri nasıl cennete gidecek? İnşallah bu onun için bir sabır imtihanı olur. Evet. Zalimler içinse yaşasın cehennem. Eyvallah üstadım. Ve yarınki seçimle birlikte yeni göreve gelecek Bakanlar Kurulu'nun ilk icraatlarından biri de Elif kardeşimizin, bir an evvel Ebru Özkan kardeşimizin İnşallah. Özgürlüğüne kavuşması için yapılacak çalışmalar olduğunu söylüyorsunuz. İnşallah. Tabii dolar euroya ayrıca bakacağız. Patates ve soğana da ayrıca bakacağız. Sarımsağa da ayrıca bakacağız. Evet, teşekkür ediyoruz üstadım. Umarız dediğiniz bir mahalde hayırlara vesile olur. Tamam, nasıl olayım, sarımsağı, soğanı koklayacağım. Şöyle yapalım mı o zaman? Siz yarın yayına gelirken getirecek misiniz? Yani bu burada dursun. Burada mı dursun? Evet, teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenler, derin gerçeklerin sonuna geldik. Sezonun son programını haftaya yapacağız nasip olursa. Seçimi inşallah değerlendireceğiz. Geniş. Daha rahat konuşalım yani burada ikide bir yönetmenim, abi gözünü seveyim kanallar seçim ifadesini kullanmıyor, siz bak dikkatli olun diye baskı altına aldı beni, bayağı bir tutuk kaldım. Ondan dolayı da özür diliyorum izleyicilerimizden. Zor bir yayın oldu bu manada. Yarın seçim var, seçimi konuşamadık. Hayırlara vesile olmasını tabii diliyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın pozitif yönde hayrına, değişikliklerine vesile olmasını diliyoruz. Mazlumların sevindiği, güldüğü, zalimlerin hırsından çatır çatır çatladığı günler olsun inşallah. Günlerin başlangıcı olsun. Allah var, gam yok diyoruz. Allah'a emanet ediyoruz sizleri ve yarın sandığa gittiğinizde üstad gitmeden önce soğan koklayın dedi. Şuurunuz açılır. Soğana bakın. Niçin bu fiyatları, kim arttırıyor? Onu tekrar bir hatırlayın. Ona göre oy kullanın dedi. Hatırlatıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Haftaya görüşmek üzere inşallah.